Lütfen gülmeyin. Ama başınıza gelebilir. Bir gün çocuğunuz siz dışarıdayken koşarak yanınıza gelir ve kulağıma böcek kaçtı derse ne yapacağınızı bilmek zorundasınız. Çünkü bazen böcek o kadar rahatsız edici olabilir ki çocuk birkaç gün ağlayabilir ve kendini çok mutsuz hissedebilir. Ve siz o anda bir şeyler yapmamış olmanın mutsuzluğunu hissedersiniz. Kulağa böcek çok sık kaçan bir durumdur. Her ne kadar kulak, dış kulak yolunun dış kısmı tüylerden oluşuyor ve herhangi bir canlının girmesine izin vermiyor olsa da bazı böcekler bu konuda oldukça yeteneklidir ve bu bariyeri aşarak dış kulak yolu içerisine giriverirler. Fakat çıkmada güçlük çekebilirler. Dış kulak yolu bir tüptür. En ucunda kulak zarı vardır. Eğer içerisine bir böcek girer ise ya da bir sinek girerse içeride hapsolur ve sürekli dönmeye başlar. Bu çok ciddi bir rahatsızlık verir. Hem ses, hem dengesizlik, hem de sürekli başınız içinde bir yaratık varmış hissi, hele bir de çocuksanız ciddi bir sorundur. Yapacağınız şey çok basit. Hemen çocuğu yatırıp böceğin kaçtığı kulağı yukarıda tutmanız lazım. Eğer tam tersini yaparsanız böcek içeride hapsolur ama başı yukarı kaldırırsanız böcek çıkmaya çalışacaktır. 2. Böceği çıkartmanın bir diğer yolu da bir zeytinyağı varsa ya da bir bebek yağı varsa çocuğun kulağına damlatın ve o hem böceği orada öldürecektir hem de böceğin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ondan sonra da zeytinyağını temizleyin.